Çocuk cerrahisi uzmanları tarafından belki de en sık yapılan ameliyatlardan bir tanesi bebek ve çocuklardaki kasık fıtıklarıdır. Bulgu olarak kasık bölgesinde özellikle karın içi basıncı artışıyla beraber, yani bebeğin ağlaması ve ıkınmasıyla beraber bir şişlik de kendini gösterir. Bu erkek çocuklarında bir parça daha sık olarak karşımıza çıkar. Her 10 erkek çocuğundan bir tanesinde kasık fıtığı gözükür. Kız çocuklarında daha az oranda gözükür. Bu kasık fıtığı dediğimiz olay, karın içi organların etrafını döşeyen periton adını verdiğimiz bir zar vardır. Bu zarın karısık kanalından dışarı böyle eldiven parmağı gibi uzanmasıdır. Bu uzantıdan içine karın içi organların hepsi girebilir. Erkek çocuklarında sıklıkla bağırsaklar ve karın içi organların üzerini kaplayan yağ tabakası, omentum dediğimiz yağ tabakası girer. Kız çocuklarında ise yumurtalıklar girebilir. Bu organlar fıtık kesesi içine girdiği zaman sıkışır ve geri çıkamazlarsa boğulmuş kasık fıtığı ortaya çıkabilir. Bu çok riskli bir durumdur. Bu nedenle de kasık fıtığı tanısı koyduktan sonra bizim rutin olarak öğrencilerimize önerdiğimiz bir terminolojidir. Kasık fıtığının tedavisi acil değildir ama aceledir. Acil olduğu bir tane durum vardır, boğulmuş kasık fıtıkları. Dolayısıyla bebeğinizin ya da çocuğunuzun kasık bölgesinde özellikle karın içi basınç artışında belirgin bir şişlik gördüğünüz zaman mutlaka bir çocuk cerrahisi uzmanına başvurup en kısa zamanda ameliyatın yapılması önemlidir. Günübirlik bir cerrahidir bu da. Ameliyat olduğu gün yaklaşık 2 saat sonra eve gidebilir. Ertesi günde herhangi bir sıkıntısı kalmaz bebeklerin.